Bu dönemde hükümet konağı olarak kullanılmış bu bina. Burası da avlu kısmı. Karşı taraf erkeklerin olduğu bölüm. Tam karşımızda bayanların olduğu bölüm. Cam atölyesinin olduğu yerde nezarethaneymiş o dönemde. 1946 yılında o dönem seçimden sonra 50 yerde aynı anda yangın çıkmış. Onlardan biri de burada çıkmış. Ve bu binanın iki katı yanmış. O yüzden Buldan'a ait geriye dönük doküman ya da işte soy ağacı araştırması yapıldığında 1946 öncesindeki dokümanlara ulaşamıyoruz. Çünkü yangında hepsi yanmışlar. Buradan atölyeleri gezdirebiliriz size. Burası erkeklerin olduğu bölüm. Burada 3 tane odamız var. Bu 3 odayı biz dokuma atölyeleri ve geçmişten günümüze Buldan'daki dokuma ile ilgili örnekleri bulunduğu bir atölye yaptık. Bu kıyafet bizim yöresel kıyafetimiz. Peştiman üstlük diye adlandırıyoruz biz. Ya da yarım diye geçer. Aslında o dönemin tesettürü ya da persosu diyebiliriz. Buradaki örneklerde dediğim gibi dokumanın her çeşit örneği mevcut burada. Sıvama örneği dediğimiz bir örnek. Kasnak makinesiyle yapılır. Sadece bir kol yardımıyla hiçbir çizim olmadan tamamen ustanın kendi usta el işçiliğiyle yapılır. Bence bu da çok önemli bir yer kaplıyor Buldan için. Burası da bacasız fabrikalar diyarı diye adlandırılıyor Buldan. Bunun baş mimarı da bu el tezgahları. 4 ayaklı ve 2 ayaklı olmak üzere 2 çeşidi var. Şu anda halen hizmet vermekte, yani bunlar da aktif. Buldan'ın da birçok ailesinde hala el yapması yapılmakta. Şimdi böyle durduğuna bakmayın. Daha eski dönemlerde tezgah odalarında bir tane çukur olur ve o çukurun içinde bunun menden altı o çukurun içinde olurdu. Neden? Çünkü tavanları alçak olduğu için o şekilde çalıştırılırdı. Evin erkeği bunu işliyorsa eşi çıtırık yapar, evin oğlu satışını yapar, işte gene bir kızı ise kozasıyla uğraşır. Böylelikle baca gibi işleyen, bacası olmayan ama fabrika gibi işleyen evlerden oluşur Buldan. Bence bunun yeri de aynı. Bu da çıkrık. Bence bu da Buldan da el tezgahı kadar yer kaplıyor. Bunu el tezgahını işlememiz için burada da birinin bu çıkrığa, bu makaraya, bu ipi dolaması gerekiyor. Yani evin erkeği orada tezgahı işliyorsa evin bayanı da burada o tezgah için makaraları sarıyor. Bunların yerine elektrik devreye girince masır makineleri ve elektrik aksamı olan tezgahlar almış. Önce bu makine hayatımıza girmiş. Artık çıkrıktan masır makinelerine geçilmiş. Ondan sonra ise daha seri olan bu makine hayatımıza girmiş. Tezgahlarda da önce bu 1930'lu yıllarda kantin tezgah dediğimiz bu tezgah devreye girmiş. Orada el tezgahında mekiği biz sağdan sola atarken burada ise bu kamçılar sayesinde gidip gelmiş. Bundan sonra armürlü tezgah dediğimiz bu tezgah girmiş. Bu tezgahla ne olmuş bu tezgah bizim hayatımıza, ne katmış, renk katmış, desen katmış. Aslında o dönemin burasına baktığımızda bilgisayar sistemi, bu desen tahtasına baktığımızda da o dönemin yazılımı diyebiliriz. Bence çok özel bir yere sahip. İsterseniz ben bunların sesini el tezgahı olsun, bu tezgahlar olsun, kare tezgahlar olsun, bunların sesi diye nitelendiriyorum. Hakikaten burada tüm ara sokaklarda, şimdi çok fazla duyamasak da nakış kulağımıza gelirdi bu sesler. Artık azaldı. Ben sizi de bu Buldan'ın sesiyle tanıştırmak istiyorum. Thank you.
belediye başkanlığı yapmış olan Talat Tarakçı'nın dedesi tarafından yaptırılmış. 1824'te konağımızın en büyük özelliği en alt giriş katında hamam ve sauna var. Yani restore edilmeden önce hamam ve sauna varmış. En üst katta da Talat Tarakçı zamanında oturup dinlendiği, kitap okuduğu Ciğer Muma dediğimiz oda var. Bir üst katta. Ya açılışımız oldu. Şu anda ilerleyen zamanlarda inşallah butik otel olarak devam edecek. Butik otel, kafe olarak.